Ben Hristiyanları çok seviyorum. I like Christians very much. Musevileri de çok seviyorum. Mesela İsrail'deki çalışmalarımız sonucunda İsrail'de gençlik büyük çapta dine döndü. Musevilik daha güçlendi şu an İsrail'de. Kitaplarınızda Yahudiliği de savunduğunuz sonucunu çıkarabilir miyiz burada? Tabii Yahudilik, Hristiyanlık. Ben Yahudinin iyi bir Yahudi olmasını isterim. İyi bir Musevi olmasını isterim. Bir Hristiyan iyi bir Hristiyan olmasını isterim. Müslüman da iyi bir Müslüman olmasını isterim. Kiliseler Hristiyanlarla da olsun. Sinagoglar Musevilerle de olsun. Camilerde Müslümanlarla da olsun istiyorum. Herkes Allah'ı sevsin istiyorum. Ve varlığını anlasınlar istiyorum. Antisemit değil, tam tersiyim. Yahudileri çok severim ben. Çünkü onlar peygamber neslidir. Hazreti İbrahim'in neslinden gelen insanlar. Ben de Hazreti İbrahim'in neslinden gelen bir insanım. Onlara benim düşman olmam mümkün değil. Çünkü o zaman peygamber soyuna düşman olmam anlamına gelir. Benim karşı olduğum inançsız, ateist, siyonist düşüncedir karşı olduğum. Yoksa ben dindar Musevileri çok çok severim. Ve onlara da çok ciddi saygı duyarım. Bunu herkes bilir. Bir dindar olarak, bir Müslüman dindar olarak benim kadar Musevilere sahip çıkan, benim kadar onları seven, benim kadar onlarla dost olan kimse yoktur. Daha yeni benim haham dostum buradan gitti, İstanbul'daydı, yanımdaydı. Ben ona ilerideki birliğimiz ve beraberliğimizden bahsedince, yani Türkistan Birliği'nden bahsedince, ne kadar rahat edeceklerinden bahsedince gözleri yaşardı ve sevinçle karşıladı. Ben Musevilerin peygamber soyundan geldiklerini bildiğim için onlara karşı derin bir sevgim, sempatim ve hayranlığım var. Bilakis Hristiyan inancında 144 bin Musevinin dışında diğer Musevilerin katledilmesi inancı vardır ve yok edilmesi inancı vardır. Ve ileride düşünülen bir projedir bu. Ben buna karşı tavır koyan bir insanım. Ve ben buna müsaade etmeyeceğimi ve bütün gücümle mücadele edeceğimi söyleyen bir insanım. Dolayısıyla Musevilerin bana bakış açısı bu yönüyle çok dostane ve sevgi doludur. Dolayısıyla benim Museviler hakkında da tek bir ifadem yoktur. Yani Musevilik aleyhinde hiçbir ifadem yoktur. Ateist siyonistler, yani Allah'a inanmayan, Musevilere düşman olan Yahudilere karşı benim tavrım vardır. Ben hiçbir zaman için antisemit olmadım. Museviler peygamber soyudur. Mübarek bir soyudur. Hazreti İbrahim'in, Yusuf'un, İshak'ın soyundan gelen bir nesildir. Ve Musevilere karşı benim içimde her zaman bir sevgi, muhabbet ve coşku olmuştur. Onlara da karşı bir koruma hissi içerisindeyim. Hiçbir zaman için onlara yapılan düşmanlığı, muhalefeti kabul etmem. Ve buna karşı da fikren mücadele veririm. Benim karşı olduğum ateist siyonistlerdir. Yani dinsiz, imansız ateist siyonistler. Benim mücadele ettiğim düşünce budur. Ve bunların her türlü eylemi ve ideolojisi. Yoksa dindar Musevilere karşı benim sevgim çok açıktır. Yani bunu her zaman da gösteriyorum. Dindar Hristiyanlara karşı da aynı şekilde. İçimde coşkun bir sevgi var. Onların Allah'ı sevmesi, Hazreti İsa'yı sevmesi, bütün peygamberleri sevmesi çok çok güzel bir şey. Saygıdeğer hocam, Tevrat'tan Hikmetler ve Güzel Öğütler isimli bir kitabınıza rastladım. Bir Müslüman olarak bu kitapla neyi amaçladınız? Museviler ve Müslümanların dostça yaşamaları için sizce dinimiz açısından bir engel var mı? Hiçbir engel yok. Ben o kitabı özellikle de hazırladım ki, yani Kur'an'a ne kadar uygun olduğunu Tevrat'ın. Eğer Museviler inşallah ileride Müslümanlarla birleşirlerse, ki birleşecekler, Türkistan Birliği olacak, onlara hitap edecek Müslümanların kolaylıkla onlara hitap etmesi için hazırlanmış bir eserdir. Evet. Yani Musevi kardeşlerimize biz o kitapla çok güzel ahlakı anlatabileceğiz, her şeyi anlatabileceğiz ve onlar o kitapla çok mutlu yaşayabilecekler ve çünkü tam Tevrat'a da uygun, tamamı orijinal Tevrat'tan alınmış izahlardır ve Kur'an'a da tam uygundur. Güzel ahlak, namaz, sevgi, şefkat, merhamet, helale harama titizlik, her yönden Kur'an'a tam uygundur. Bir Musevi o kitaptaki hükümleri yerine getirse zaten Tevrat'ın hükmünü tam yerine getirmiş oluyor. O yönden çok faydalı. Evvelsi gün İsrail'den benim bir dostum geldi, yani beni seven bir amca geldi. Çok yaşlı, haham, yani sokal burasına kadar.
davetlim olarak geldi. Yani dünyayız. Böyle gözleri yaşardı konuşurken. Ağladı hatta sevinçten. Biz diyor beraber olsak, biz beraber olsak dindarlar, Müslümanlar hiçbir şey olmaz diyor. Yani her şeyi beraber hallederiz diyor. Allah'a karşı sevgisi çok coşkun. Yani sürekli ibadetle ilgileniyor. Yani tam dindar. Allah'ın birliğine inanıyor, ahirete inanıyor, cennete cehenneme inanıyor, bütün peygamberlere inanıyor. Ve bizlerin de inançlı olduğumuza inanıyor. Yani bizi dinsiz olarak görmüyor Müslümanlar. Bu çok önemlidir. Mesela evet. Hristiyanlar öyle değil. Hristiyanlar da Müslümanları dinsiz olarak görürler. Ama Museviler öyle değil. Museviler doğrudan dindar olarak görürler. Yani çünkü Hazreti Nuh'un dinine uyduğumuza inanır onlar. Hazreti Nuh'un bakiye dinine uyduğumuza inanırlar. Yani Nuhi olduğumuza inanırlar. O yüzden de Müslüman olduğumuza, dindar olduğumuza inanırlar. Çünkü Allah'ın birliğine inanıyoruz. Peygamberlere inanıyoruz. Helal harama dikkat ediyoruz. Yani tam Tevrat'ın hükümlerine uygun olduğu için evet. Onlar oradan bir sevgi duyuyorlar. Ama Musevi dindarlar aslında çok hoş insanlar. Tanısa insanlar bayağı severler. O küçük fındıklar da öyle ufak. Böyle saçlar lüle lüle falan. Evet. Köfte gibi acayip sevimliler. Mesela büyük bir heyecandan Tevrat okuyorlar. Yani dinsiz olacakken, ahlaksız olacakken Allah'ın birliğine inanmaları, bütün peygamberleri sevmeleri, cennete cehenneme inanmaları, biz bu insanları nasıl sevemeyiz? Tabii ki seviyoruz. Tabii ki onlar bizim canlarımız. Ama tabii Hristiyanlar da Kur'an'da var. Onların da şefkat ve tevazu yönü çok iyidir. Kur'an onu belirtiyor. Müslümanlara yakındır onlar diyor Allah o yönleriyle. Ama şu teslis inancı bozuklukları var. Onu düzeltmeleri gerekiyor. Yani Allah'ın birliğine inanmaları lazım. Evet. Yani çünkü üç ilah, yani Hazreti İsa İncil'de Allah'a dua ediyor. Şimdi Allah Allah'a dua eder mi? Yemek yiyor, uyuyor, doğal ihtiyaçları var. Yani Allah'tan korksunlar. Şunu 3 yaşında çocuk bile söylemez. Yani niye buna gerek duydular? Yani akıl alacak gibi. Yani Hazreti İsa'yı yüceltmek için bunu mu yapmak gerekirdi? Çok çirkin ve yanlış bir şey yaptılar. Hazreti İsa'yı Allah ahirette sorguluyor. Sen mi dedin diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım insanlara bunu. Ya Rabbi diyor ben seni tenzih ederim diyor. Sen eğer ben böyle bir şey söylemişsem zaten bilmişsindir sen diyor. Ve açıklıyor yani öyle bir şey söylemediğini. Evet. Onun için ehli kitaba karşı sevgi çok önemlidir. Yani Hristiyan dindarlar, Musevi dindarlar olsa biz bölgede müthiş rahat ederiz. Evet. Onlar sinagoguna, Müslümanlar camisine, ticarette yine saygılı, sevecen olur. Bütün sorun dinsizlikten kaynaklanıyor. Başka bir konu yoktur.